Selam arkadaşlar, ben Nalan Onur. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle gene Amazon'dan yaptığım kitap alışverişini paylaşmak istiyorum. Gene derken bundan önceki videomu belki izlemişsiniz. İzlemediyseniz de yukarıya linkini koyarım, oradan bakarsınız. Amazon'da 150'lik bir indirim vardı. Ben dedim, o videoda da bahsetmiştim, %70'lik indirimi kaçırdım diye çok üzülmüştüm. %50'yi yakaladım. Oradan birkaç alışveriş yapmıştım. İki parça haline geldi. Ondan önceki koli daha önce gelmişti ve hemen çekmek istedim ben, çünkü bakmak istiyorum içindekilerde hasar var mı yok mu diye. O yüzden bu koli biraz daha sonraya kaldı. Ben de şimdi çektim. Hem videoda uzamamış olur, siz de sıkılmamış olursunuz diye düşündüm. Bunda da çok güzel kitaplar var. Dediğim gibi indirimdeydi. Kitapların bazıları yani inanılmayacak fiyattaydı. Kalın, çok kalın 1000 sayfalık kitapları mesela 10 liraya aldım, 8 liraya aldım. Dünya klasiklerini daha önceki videoda da bahsetmiştim. Ben biraz ön yargılı değilim de biraz da geride duruyorum. Bir de İş Bankası'nın o kitapların dışından dediğim gibi böyle daha böyle hani renkli bir şeyler mi bekliyorum artık? Ne renkledim de bilmiyorum. Biraz uzak duruyordum ama artık bu uzak durmanın bir faydası olmayacağını düşündüm. Benim de bunları okumam gerektiğini düşündüm. O yüzden güzel bir alışveriş yaptım. Sizinle şimdi onu paylaşmak istiyorum. Amazon her zamanki gibi çok hızlı geldi. Çok güzel geldi. Eskisi gibi, o ilk videodaki gibi böyle hasarlı falan hiçbir şey gelmiyor artık. Bir kurye şirketiyle anlaşmıştı. Artık benim, en azından benim olduğum şehre kargolar şeyle geliyor, kuryeyle geliyor, kargoyla gelmiyor. O yüzden tahminim daha da iyi geliyorlar. Hani hiçbir deformasyona uğramıyor kitaplar. Benim, bana gelenler en azından öyle şu anda. Şimdi içinden bir irsaliye çıkıyor. Bu korunma kağıtları var. Biliyorsunuz her zaman artık Amazon'dan bu şekilde çıkıyor. Şimdi ilki, dediğim gibi klasikleri okumaya karar verdiğim için ve kitaplar da çok ucuz olduğu için Suç ve Ceza'yı aldım. Suç ve Ceza biliyorsunuz ki çok, yani klasik, artık böyle okumayan yok mu? Artık kitap okumayı sevenlerin içinde okumayan yoktur diye düşünüyorum. 687 sayfalık bir kitap ve 9 küsür liraydı. Bence mutlaka herkesin kitaplığında olması gereken bir klasik, başyapıt diye düşünüyorum. Bizde de vardı aslında ama bizde sadeleştirilmiş hali vardı. Kısa ve nasıl diyeyim, lisede okuyacak çocukların okuması için daha böyle kolaylaştırıp sadeleştirilmiş hali vardı. Ben bunun da kitaplığımızda olmasını istedim. Belki çocukların da okur, belki onlar da fikir sahibi olmak isterler diye düşündüm. O yüzden Suç ve Ceza'yı aldım. Dediğim gibi fiyatlar acayip ucuzdu. Eğer ki bitmediyse bu videoyu seyrettiğiniz zaman bitmediyse lütfen siz de faydalanın. İkinci aldığım kitap Platon'un Devlet. Bunu açıkçası kendim için almadım. Bunu eşim için aldım. Eşim çünkü felsefe kitaplarına ve felsefeyle filozoflarla çok ilgili. Onların fikirlerini, işte onların paylaşımlarını, onların düşünce tarzını okumaktan hoşlanıyor. Tarihten hoşlanıyor. Arkeolojiden hoşlanıyor. Aslında taban tabana gördüğünüz gibi birbirimize biraz zıttız ama o çok sevdiği için onu da kitaplığında yer etsin diye kitabı, fiyatı da 8 liraydı. Ben faydalansın istedim eşimin. O yüzden hep kitapları kendime alıyorum. Biraz da ona jest yapmak lazım diye düşündüm. Ona da kitap aldık böyle bir şekilde. Ondan sonra diğer bir klasik, Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü. Bunu da çok merak ediyordum. Dediğim gibi ben klasikleri karşı biraz ön yargılıyım. Biraz sıkılıyor muyum? Ya da belki de hiç sıkılmayacağım, belki de çok hoşlanacağım ama dediğim gibi bir ön yargı var. Bu ön yargıyı kırmak için hazırda Amazon'da bu kadar güzel indirimler yapmışken almak istedim. Ama ya bu Amazon bazı kitapları böyle üstleri falan bir çizik, sanki böyle senelerce depoda durmuş gibi gönderiyor. Neden böyle gönderiyor anlayamıyorum ben. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Kitaplıkta böyle güzel dursunlar, temiz dursunlar. Elime aldığım zaman işte böyle ya biliyorum bazı çoğu kişi bunda, kitap severlerin çoğu takıyor bunlara. Ama hani daha böyle düzenli, daha tertipli olsun isterim açıkçası. Diğer bir kitapta Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Atatürk'ün okulların müfredatında kullanılmasını istediği bir kitapmış. Dilim sürçtü, kusura bakmayın. Ben hiç okumadım. Ve bu da çok uygun bir fiyata inmişti. Atatürk tavsiye ediyorsa mutlaka çok güzeldi. Mutlaka ülke olarak gelişmeyi teşvik edici, işte ders almamızı sağlayacak konuların olduğu bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden fiyatı da dediğim gibi çok uygundu. 7 liraydı zannediyorum. Ben de hemen almak istedim. Ve en kısa zamanda okuyup sizinle yorumlarımı paylaşırım. Mutlaka çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir sosyal bir devlet olmak yolunda herhalde
okullarda okutulsun dendiğine göre mutlaka vardır bir bildiği Atatürk'ün. Ben de en kısa zamanda okuyup fikirlerimi sizinle paylaşırım. Ve bu alışverişteki son kitabım Sevda Sarıkaya'nın Ya Evde Yoksam. Bu kitabı o kadar merak ediyordum ki. Hep istiyordum, arzu ediyordum almayı. Ve o Amazon'un bu indiriminde de çok güzel bir fiyata düşmüştü. 9 liraya düşmüştü. Çok merak ediyordum. Burada da bir doktorun, Alzheimer hastaları ile ilgili çalışan bir doktorun kendi hastalarıyla ilgili deneyimlerini ve onların ailelerinin çektiği zorlukları onların gözünden, onların izni alarak anlatması ile ilgili. Maalesef biliyorsunuz ki insanlarımız yaşlandıkça hepimizin ailelerinde büyükler var ve bir süre sonra maalesef özellikle herhalde yediğimizden, içtiğimizden mi kaynaklanan bir şey olduğunu oluyor bilmiyorum. Bu son zamanlarda Alzheimer çok daha fazla. Bu alüminyum, şimdi küçük bir şey anlatayım size. Eskiden biliyorsunuz ki bu çelikler, işte teflonların da zararlı olduğu söylendi ama sonradan. İşte çelikler, bu granitler, seramik tavalar, tencereler, işte tabaklar çıkmadan önce insanlar alüminyum çok kullanırlarmış. Yani alüminyum tencerede yemek pişirirlermiş, alüminyum tencerede işte çaydanlıkta çay yaparlarmış, tabaklarını kullanırlarmış. Bunun da bir nesile çok etki ettiğini duymuştum, bir yerde okumuştum. Bu beni çok etkilemişti. Alüminyum insanın beynine girermiş, yani beynine yer edermiş ve asla bir daha oradan çıkmazmış. O yüzden içtiğiniz suların içinde de, hazır suların içinde alüminyum var mı yok mu diye bence bir bakın. Ona göre siz de o suları tercih edin ya da etmeyin. Alüminyumun da Alzheimer'ın çok tetiklediğini duymuştum. Bu beni çok etkilemişti. Maalesef benim dedem de rahmetli, canım dedeciğim. O da Alzheimer'ın ağlarına düşenlerden birisiydi. Çok zor bir hayat. Bakan için de zor, yaşayan için de zor. Ben özellikle bakanlar için çok zor biliyorum ama yaşayan için de müthiş zor olduğunu biliyorum. Çünkü düşünün, bir şeyler görüyorsunuz ya da bir şeyler düşünüyorsunuz ve bütün dünya size karşı. Bütün dünya böyle bir şey olmadığını söylüyor size. O kadar zor bir hayat ki. Sürekli eskide yaşıyorsunuz. Sürekli eskiyi hatırlıyorsunuz. Ve en çok bilinçaltınızda en çok ne yer ettiyse onun en çok paylaşıyorsunuz. Aklınıza en çok o yer ediyor. Ve çok zor. İşte bu kitapta da Alzheimer hastalarının ve onların yakınlarının çektikleri kah mizahi bir dille, kah böyle dramatik, işte böyle duygusal bir dille anlatıldığını duymuştum. Çok da merak ediyordum. Bu kitabı da aldım. Eminim çok seveceğim. Okuduktan sonra da yorumlarımı sizinle paylaşırım. Küçük bir video oldu biliyorum. Normalde daha uzun oluyor benim videolarım ama bu seferki videom bu kadar oldu. Küçük bir alışveriş oldu. Son demiyorum artık çünkü yalancı çıkıyorum. Son da olmasın zaten. Kitaptan daha iyi bir alışveriş ben düşünemiyorum. Yani başka şeylere harcayacağım. En azından beynimi dinç tutacak. Bana genel kültürüme bir şeyler katacak. İşte dar ağacıma bir şeyler ekleyebileceğim şeylere paramı harcamak benim daha çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi küçük bir alışveriş videosu oldu. Eğer ki Amazon'da hala devam ediyorsa lütfen, eğer bu kitaplardan hoşlandıklarınız varsa siz de değerlendirmek isterseniz Amazon'dan değerlendirebilirsiniz. Yoksa ki şimdi eminim önümüzdeki zamanlarda mutlaka yine indirimler olacaktır. Onları da lütfen takip edin. Bence kaçırmayın. Özellikle bu klasikleri mutlaka bu sene okuma listeme alacağım. Okuyacağım. Eminim yanılmışımdır. Eminim ben bunlara ah keşke okusaydım diyeceğimi düşünüyorum. Keşke bu kadar zaman beklemeseydim diyeceğimi düşünüyorum. O yüzden bu kitapları aldım. Dediğim gibi benim tanıtmak istediğim kitaplarım bugünlük bunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.